Gülürüm. Terapi gerilimi. Yok, gergin değilim ben. Yani bana da iyi geliyor böyle terapileri hep birlikte yapmak. Münevver Hanım bahçede olacağımızı söylemişti. Burada mı yapacağız terapiyi? Evet, aslında bahçede yapacaktık ama hava yağmurlu olduğu için terapimizi salonda yapmaya karar verdik. Ne güzel, benim için böylesi daha iyi. Gülfem için böylesi daha iyi. Gülfem asaleti, aman ayakları toprağa değmesin. Ah Gülrucuğum, tabii sen bahçıvanın kızı olarak toprağa alışık olabilirsin. Ama ben değilim. Evet. Hanımlar klasik açılışlarını yaptıklarına göre geleneksel ikinci aile terapimize başlayabiliriz. Evet Cihan. Ablan da eşin de doğum gününden beri sendeki bu değişimi daha net görebiliyorlar demek ki. Evet. Farkındalar. Güzel. Sence onlar Cihan? Sence onlarda bir değişim var mı? Ben karımla doğum günü gecesi Cihan için bitti hanımlar. Anlamadım. Cihan benden özel bir şey istedi. Ben de bunun ona çok faydalı olacağını düşünerek kabul ettim. Cihan sizi nasıl görmek istediğini söyledi. Şimdi sizi uzaktan seyredecek. Tıpkı bir seyirci gibi. Genelde sizin beni seyrettiğiniz gibi. Biz ne yapacağız? Siz Cihan'ın yaptığı şeyi yapacaksınız. Yüzleşeceksiniz. Birbirinizle. Onurcuğum, ben senin radikal yöntemlerinin olduğunun, terapilerinin sıra dışı olduğunun gayet net farkındayım. Ama ben bunu yapmak zorunda değilim. Senin bizi sık sık uyardığın gibi bu Cihan'ın terapisi, bizim değil. Şaşırtıcı. Ama ben de Gülfem'e katılıyorum. Neden korkuyorsunuz? Birbirinize bir şeyler söylemek bu kadar zor mu? Hı? Bakın Cihan orada. Şimdi bencilliği bırakın ve sizi çok seven bu çocuk için bir şeyler yapmaya çalışın. Hayır, oturmayacaksınız.
birbirinize sarılacaksınız. Ay saçma. Çocukça. Hanımlar, yöntemlerim tartışmaya açık değil. Şimdi birbirinize sarılır mısınız lütfen? Yudro. Tabii fiziksel olarak daha gerçekçi bir sarılma lütfen. Fena değil. Evet şimdi ben bitti diyene kadar aranızda ne konuşursanız konuşun birbirinizi bırakmayacaksınız, tamam mı? Gülru, öncelik senin. Şimdi Gülfem'e bak ve onda en çok kızdığın üç özelliği say. Sadece üç mü? Kibirlisin. Acımasızsın. Gülfem. Gülfem sarılıyorsun. Bencilsin, kıskançsın, sevgisizsin, ruhsuzsun. Üç Gülru, üç! Hay Allah, daha da vardı. Gülfem, sende sıra. Aşağılık kompleksli, sinsi, kıskanç, zavallı bir hırsızsın sen. Ben miyim hırsız? Hı? Gülru. Gülru, sarılıyorsun. Sen benim tasarımımı çaldın. Sen benim hayatımı çalmaya çalışıyorsun. Gülfem, söyle bakalım. Gülru'ya baktığın zaman ne görüyorsun? 6 yaşından beri ben olmak isteyen, yerime geçmek isteyen zavallı, kompleksli bir hırsız görüyorum. Gülru, Gülfem olmak istediğine göre onda sevdiğin bir şeyler olmalı. Kalmadı. Neden Gülfem olmak istedin? Çocukluk işte, hayrandım ona. İşte bana musallat olma sebebi de bu zaten. Gülfem sipahi olma hastalığına tutulmuş, zavallı, kompleksli bir küçük kız çocuğuyken önce Ömer'in, sonra da kardeşimin zaafı sayesinde hayatımın merkezine oturdu. Evet, ben senin hayatının merkezine oturdum. Ama Ömer ya da Cihan sayesinde değil, senin o kötü ruhun sayesinde. Ben de sana baktığım zaman ne gördüğümü söyleyeyim. Kıskançlıktan ve hasetten çürümüş kötü bir kalp görüyorum. Benim kalbim çürümüş ama sen kanatsız bir meleksin değil mi Gülru? Sen içindeki karanlığı göremeyecek kadar körsün. Senin gözün benden başkasını görmüyor. Ha işte ego. Her şeyi başlatan ego. Sahip olmak için ruhunu sattığın egodan bahsediyoruz değil mi Gülru? İstersen ben sana her şeyi başlatan şeyi söyleyeyim küçük kız. Senin kompleksin. Senin o asla aşamadığın ve aşamayacağın Gülfem sipahi olma kompleksin. Sen istediğin kadar beni günah keçisi yapmaya çalış. Ama her şeyi başlatan şey bu. Sen en adi günahları bile gözünü kırpmadan işleyip ondan sonra da kendini günah keçisi ilan edilmiş sayıyorsun değil mi Gülfem? Kusura bakmayın ama ben daha fazla yapamayacağım. Cihan, ben de elimden gelen her... Cihan'ın gittiğini fark etmediniz bile değil mi? Terapi bitti hanımlar. Geçmiş olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.